Tozlar yatışır. Çamur oldu. Boynumun ağrısı biraz hafiflemiş dadı. Dünden daha iyiyim. Ben değilim. Çok şükür dadıcığım, yaşıyoruz, hayattayız. Ben siz öleceğim. Ah dadıcığım, ne var bugün senin? Hiç, sabah gelme diyorum. Aziz medarım, azizim, sizim. Ne yapalım canikom, yaşlanıyoruz artık. Canım, benim yedeki bacağım da aynı yaş, o niye ermiyor? Ah dadı, ah! Nebat, Ne oldu? Hiç! Söyle, söyle! Eski günler aklıma geliyordu. Ne var bunda? Gelmezdi işte. Ha, ondan mı bu kadar karamsarsın? Niye peki? Hayır, ne güzel, ne hoş günlerdi, değil mi o günler? Hadi canım, sen de o zaman gençtik tabii. Her şeyi daha güzel görüyorduk yahut da daha güzel zannediyorduk. Öyle deme Nebahat, şimdi hizmetçilerimiz vardı, uşaklarımız vardı, değil mi kızım? Peki kaç kişiydik o zaman, onu da söyle bakalım. Çok, çok! Kaç aile, iç içe üç yüzeydik. Ya? Yatıya gelen hızımlar, akrabalar da cabaydı. Ya, gördün mü bak? Sonra bir şey oldu. Herkes evli evine, köylü köyüne. Kaldık biz bize. Rahmetli babacığım hayattayken hepimizi bir çatı altında toplardı, ne güzel. Bu ölünce amcalar, halalar ayrıldılar. Herkes kendi başının çaresine bakmak zorunda kaldı. Doğru, haklısın de Nebaç. Neydi o sofralar, o adetler, o konuşmalar? Ay sen gibi be. Nebaç, birini hatırlar mısın? Dadıcığım, telefona bakar mısın lütfen? Vallahi de düşünmem. Dadıcığım lütfen. Size. Bakarsan elim kırılsın. Karayırlar illa diye girecek. Tövbeler ödüme. Efendim? Canım Leyla'cığım, sen misin? Kim kız, kim? Teşekkür ederim, kim, sen nasılsın? Leyla, kim? Leyla dedin ya, Leyla Hanım. Ben severim, selam. Dadımın selamı var. Selamı var da. Dinliyorum hayatım. Yani mi? Şşşt! Affedersin, pardon, sana söylemedim. Ya beni Boğaz'a yemeğe mi davet ediyorsun? Canım çok teşekkür ederim ama gelemem ki. Niye gidemiyorsun ayol? Niye gide... Aman dadı. Evet, niye gidemiyorum? Olur. Peki nerede? Geçen sefer gittiğimiz yer. Peki, peki biliyorum canım. Öyle mi? Merak ettim. Peki canım, görüşmek üzere. Öperim canım. Güle güle, güle güle. Bana bak, ne oldu, ne diyor? Hiç işte, duydun ya. Leyla ile öğle yemeğini Boğaz'da yiyeceğiz. Hadi canikom, bana yardım et de üstümü çabucak değişiverin. Buyurun efendim, buyurun efendim. Boğaz'da yemekmiş, tövbe be. Ne bak, bana bak. Senin şemsiyen tamirden gelmedi. Beyefendinin şemsiyesini al. Peki canım. İstanbul havası mı, ne yapacağı belli olmaz. Olur canım. Hadi bizim be. Hadi Allah'a ısmarladık dadıcığım. Sakın kapıdan alışveriş etme. Yok ama tövbe. O yumurtacıdan sonra tövbeler olsun. Dadıcığım. Efendim. Tanımadığın kimseyi de içeri alma, olmaz mı? Aşk olsun Nebahat. Ben salak mıyım? Estağfurullah. Kızma, aklıma geldi de söyledim. İyi tamam, alma, merak etme. Dadı. Ne var? Ne olur Türkan'ı zorla da okuldan geldiği zaman sütünü içsin, olmaz mı? Hayır, içmez ki. İçersin, zihni açılır. Açılınca da ben çalışmak zorunda kal. İyi çalışmaz. Allah muhafaza. Ne haliniz varsa görür canım. Allah'a ısmarladık dadıcığım. Hadi güle güle. Ne var, gel buraya. Canım. Sakın geç kalma. Aman tatlı sen de. Merak bakayım. Etme, hava kararmadan dönerim. Sakın geç kalma. Aman geç kalma Erika. Gel. Bakar mısınız? Hesabı rica edebilir miyim? Birer kahve arzu eder miydiniz? Kahve ister miydin Nebahat abla? Hayır garson bey, ben kahve istemiyorum. Teşekkür ederim.
Ben de içmem, hesabı rica ederim. Baş üstüne. Ay çok yedim. Sahiden çok şirin bir yer burası. Yemekler de nefisti. Çok teşekkür ederim Leyla'cığım. Asıl ben teşekkür ederim Nebahat abla. Derdim de biraz başını ağrıttım ama ben de ferahladım. Ben de ferahladım. Telefonda bayağı merak etmiştim. Üzme böyle şeylere canını Leyla'cığım. Bunlar gelip geçici problemler. Bak sağlıklıyız, yaşıyoruz. Ne özlemişim seni. Benim için öyle güzel bir değişiklik oldu ki bu. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Bu seni kaçıncı davet edişim Nebahat abla? Hep bir bahane buluyorsun. Olmuyor ki Leyla'cığım. Salim de geçen gün onu söylüyordu. Fahirler karşıya taşındıktan sonra görüşemez olduk. Çok özledim onları diyordu. Biz de öyle. Salim enişteyi, bacıyı, çocukları öyle özlüyoruz ki. Biz de. Salim akşamları çok yorgun dönüyor. Olmuyor işte. Fabrikayla ev arası biliyorsun çok uzak. Türkan bildiği gibi çalışıp duruyor. Sözüm ona çalışmak denirse. Doğan desen. Ah Doğan'ı görüyorum ara sıra bizim tarafta. Bir defasında İnci'nin arabasındaydı. Aa bak geçen gün de lokantada gördük. Bizi fark etmedi bile. Tabii insan İnci'nin yanındayken başkasını zor fark eder doğrusu. Kuzum Leyla, bu İnci nasıl biri? Çok şeker, çok hoş, havalı, hareketli bir kadın. Anlamadım, kadın mı? Kocası birkaç yıl önce bir trafik kazasında öldü. Çok iyi, çok da zengin bir adamdı. İnci'den bir hayli yaşlıydı. Evliymiş demek. Sen bilmiyor muydun Nebahat abla? Evliymiş. İki de çocuğu var. İki de çocuk mu? Aman Allah'ım. Bir ara Ekrem Bey'le nişanlandı diye duymuştum ama demek Doğan. Bir dakika. Ekrem Bey'le mi? Hani şu Doğan'ın arkadaşı, Doğan'ın patronu olan Ekrem Bey'le mi? Evet. Ay sen bilmiyor muydun Nebahat abla? Aman Allah'ım. Hay Allah. Nereden açıldı bu laf şimdi? Şurada güzel güzel. Yo iyi oldu. İyi oldu da açıldı Leyla'cığım. Yüzün bembeyaz oldu. Ne var bu kadar üzülecek anlamıyorum. Çok iyi, çok candan bir insandır İnci. Görünce çok seveceksin. Herhalde. Doğan sevmiş ya. Ay ben gideyim artık Leyla'cığım. Hoşçakalın. Hay Allah, ne dedim ben şimdi? Biliyor sandım. Bilmiyordu efendim. Herhalde. Buyurun hesabınız. Barbunya 150 kuruş. Kılıç ve Mersin 200 kuruş. Hey gidi günler hey. Bacı haklı çıktı. İstanbul'un havası hiç belli olmuyor. Nebahat Hanım ilk şemsiyesini almış. Yemekten sonra vitrin gezeceklerdi ama aldığı bilgiler Nebahat Hanım'ı dehşetli sarstı. Bir an önce eve kapağı atmayı düşünüyor. Biz eve ondan önce varabiliriz. Bakalım evde ne oluyor. Allah'ım yarabbim, desene musibet. Tövbeler olsun, benimle inatlaşıyor be. Dur, ayol geliyorum, dur patlama. Kapıda çalmayı bilmez, deli kız.
defa Türkan denizidir bu. Hay Allah'ım yarabbim. Dur geliyorum patlama. Ayık kapıları da yıksan nadile bu kadar koşabiliyorum işte. Hay Allah'ım. Ayı bir durdurak yok. Ebiciğim kapı çalma kız. Bu yaşa geldi öğrenemedi kapı çalmasını. Alacaklı bezirgen gibi kapıcı... Affedersiniz. Bizim kız geldi sandım da efendim. Rica ederim, rica ederim. Hiç önemi yok. Beyefendiyi görecektim. Maalesef. Beyefendi işte efendim. Allah Allah, sözleşmiştik. Öğleden sonra beni bekleyecekti. Öyle mi? Yoksa yanlış yere mi geldim burası şey Bey'in? Ben Salim Bey. Tamam, Salim Bey'in evi değil mi? Evet, evet. Bir arkadaşımın yolladığı emaneti teslim edecektim. Bana neydi? Para dolu bir çanta bırakacağım. Onun için makbuz almam gerekiyor. Emanet. Şimdi bu kadar parayla da gezilmez ki. Hırlısı var, hırsızı var. Ne yaparım sonra? Gezilmez, haklısınız. Vallahi ben de sizi o yüzden buyur edemiyorum. Affedersiniz. Haklısınız hanımefendi, çok iyi yapıyorsunuz. Hele tanımadığınız biri ne olursa olsun içeri almayın. Doğru, Nebahat da öyle söyledi. Nebahat benim halime bakıyor yani. Nebahat Hanım. Nebahat Hanım da yok galiba. Yok yok, ben evde yapayalnızım. Neyse, ben çeyrek saat sonra yine gelirim. Çünkü Salim Bey'in mutlaka gelmesi lazım. Makbuz alacağım. Bari bu paketle gezmeyeyim. Karıma bir kürk ceket almıştım da. Size bırakabilir miyim? Tabii, duysun. Alayım evladım. Gelirse Nebahat Hanım'a da gösteririm. Kadın zevki başkadır. Beğenmezse değiştiririm. Değil mi efendim? Haklı mıyım? Siz Nebahat'ı da tanıyorsunuz. Hayırlı. Efendim, görüşmek üzere. Beyefendiciğim. İçeride bekleseydiniz. Buyurun efendim. Rahatsız etmeyeyim efendim. Aman efendim, estağfurullah. Yabancı olmadığınızı anladım. Allah aşkına buyurun. Buyurun. Aman hiç rahatsız etmesin. O zaman müsaade edin. Buyurun. Şu paketi ben taşıyayım efendim. Buyursunlar efendim. Buyurun. Şu pardesi çıkarabilirim tabii, değil mi efendim? Tabii tabii. Gönlünüz istediğiniz gibi efendim. Buyurun efendim. Buyursunlar beyefendiciğim. Buyurun buyurun. Buyurun efendim, buyurun. Olur mu efendim, olur mu? Rica ederim. Rica ederim. Olmaz efendim, rica ederim. Siz buyurun, rica ederim. Peki, teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim. Biz Salim Bey'le ya dışarıda ya iş yerinde buluşuruz. Öyle mi efendim? Fabrikada yani. Efendim? Fabrikada diyorum. Tabii fabrikada. Pek sever işini o, pek sever. Güzel. Ne güzel efendim. Ev güzel. Güzel kız. Buyurun efendim, buyurun. Buyursunlar efendim, buyursunlar. Baba geldi geldi de. Hatıralarımız var. Kolay kolay vazgeçemiyoruz efendim. Ne yapacaksınız? Ya işte böyle. Kızımız nasıl? Vallahi ellerinizden öperler efendim. Bildiğiniz gibi. Haytanın teki. Gelirler neredeyse birazdan efendim. Gelir mi? Gelir efendim, gelir. Ay Allah, saat 3:30. Ay 3:30'da gelir zaten. 3:30'da mı gelir? Evet, evet. Ben... İlacımı almam gerekiyor. Hayrola efendim, neyiniz var? Kalp. Kalp üzerinde afiyet. Geçmiş olsun, vah vah. Bana bir bardak su verebilir misiniz? Tabii, tabii. Siz istirahatinize bakın, hemen getiririm. Hemen şimdi getiririm. Hemen evladım. Hayrola. Ben dedik adam durduğu yerde kaybı çıkmış adamcağızı gördünüz. Bakar efendim. Eczaneye kadar gidip alıp geleyim. Ben gelinceye kadar kırk kalabilir değil mi? Tabii kalsın, kalsın efendim. Ben sizi yolcu edeyim. Hay hay. Hay hay. Buyurun efendim. Aman yavaş olun, yavaş. Bak kalbiniz de varmış. Dikkat edin efendim. Ben de yalnız başıma sıkılıyorum. Çabuk gelin olur mu? Ne güzel kaynatırız. Türkan da geldi. Nasılsınız Türkan Hanım?
Teşekkür ederim. Ben çayı koyuyorum. Çabuk gelin. Hemen teşekkür ederim efendim. Hadi bakayım. Kim bu adam? Kim bu adam? Güle güle efendim. Soğuk ne vardı sen de. Adama biraz kibar davransan ne olur? Niye? Babanın arkadaşı. Bütün aile yakından tanıyor. Yine gelecek, adama terbiyeli davran, karışmama. Böyle acayip adamlarla babam arkadaş olmaz. Ay canım benim. Sen adamdan ne anlarsın? Bu yüzden kuruyup evde kalacaksın. Ne beyefendi adam? Ben adam şarafıyım, bir bakışta anlarım. Hadi gel içeri gir, hadi. Hadi bakayım, kapıda durma, hadi. Tövbeler olsun yarabbim ben. Teşekkür ederim garson bey, kahve istemem. Anlayamadım efendim. Bilet pardon. Kontrol efendim. Özür dilerim. Bilet almayı unutmuşum. Bir cezalı keser misiniz lütfen? Bir kanlıca. Siz vapura da yanlış binmişsiniz. Bu vapur kanlıcaya gitmez. Yoruldum. Bu ne? Adam karısına ne güzel kül gelmiş. Hediye. Tabağında gösterecek de beğenirse diye. Bu paket çok hafif. Cahil. Kül dediğim pahada, yük de hafif olur. Ama adam çok zengin biliyor musun? Aman nasıl zengin. Bavul dolusu parayla dolaşıyor. Bizim eve tabağıydı biliyor musun? İyi. Etrafı iyice bir tetkik etti. Sonra burada gümüş kupalar vardı. Onları... Gümüş kupa... Hayır, nerede burada gümüş kupalar vardı? Hayırlar cezanızı ver... Gümüş tabak da yok. Soyulduk. Çocuklar soyulduk. Ayıncık kolye de yok. Allah cezanı versin seni. Allah cezanı versin özür dilerim. Gördün mü yaptığını şimdi? Bana bak, gülme çocuğun. Allah gülme gırtlağını sıkarım seni kız. Bana kız, ay bir daha da bir kere aldım. Acele ediniyorum adama. Gülme çocuğun, gülme vallahi elimde kalıyorsun ha. Baba bacım öyle korktu, öyle korktu ki korkudan paket açtırmadı. Nerede paket? Orada gel. Ay, ay başıma geleni. Üzülme dadısın, üzülme canım. Ay. Hoş geldin Salim. Hoş geldiniz beyefendiciğim. Hoş geldiniz efendim. Ama ben açtırmadım. O adamın paketinden ne çıkacağı belli olmaz, korktum. Ne var korkacak Allah aşkına? Aman istemem. Ay. Hadi aç aç. Bakayım Gülcan. Allah senin cezanı versin adam. Bir şey zipler demem. Adamın karısına aldığı yük de hafif, pahada ağır cekete bak. Kürk cekete. Bana bak Gülcan, fazla gülme, bütün hırsımı senden alırım. Sus. Ne yapayım ayol? Adam hepinizi tanıyordu. Demek ki bilgi toplamış. Hay değil beyefendiciğim. Ben sonradan düşüne düşüne buldum. Adam lafı benim ağzımdan alıyordu, sonra bana satıyordu. Hayır, ben de kaz gibi yuttum. Sonra o elindeki kürk paketini... Değil mi kız? Yani bu eski çizmeleri. Bana emanet etmeye kalkınca... Utandım beyefendiciğim. Ne yapayım? Adamı içeri aldım. Hem de zorla. Ne kafanda. Hayırlah cezasını versin. Meğer o ben suyu getirirken içeriği talan ediyormuş. Hayır beyefendiciğim, tabii gümüşlere de üzülüyorum. Hepsi rahmetli büyük beyefendiciğimin hediyesiydi. Değerli şeyler tabii. Ama vallahi lazım şu inci kolye yok mu? Taç yerimin köşesine kadar oturdu. Ne yapıyorsun herif? Ne yapalım bacı, üzülme. Cana geleceğine mala gelsin.
Onun malı çok kıymetli. Canım sahici inci değildi ya. Ama benim inciciğim sahiciden daha güzel bir inci. Doğru. Her şeyin sahtesi daha göz alıcı, daha parlak olur. Baksana hırsız bile anlamamış. Evet. Uzatma, yenisini alırız. Ben yatmaya gidiyorum. Bunlar insanla zevkleniyorlar be. Anne, sen bu akşam iyice neşesizsin. Biraz başım ağrıyor kızım. Hiç iyi değilim. Karıcığım, yoksa gümüşlere mi üzüldün? Aman Salim, rica ederim Allah aşkına. Yoksa senin de derdin bacım gibi inciler mi? Evet kızım, benim derdim de inciler. Vallahi. Hem vallaha hem billaha inciler. Hoppala, anlayan biri gelsin. Alo? Abi? Tanıdım tabii. Ya. Peki söylerim canım. Güle güle. Neymiş? Abim, bu akşam yine dışarıda yemek zorundaymış. Yemeğe gelemeyecek, özür diliyor. Hepimizi öpüyor. Çocuklar, ben de özür diliyorum. Yemek yiyemeyeceğim. Hiç canım istemiyor. Allah rahatlık versin. Başım çok ağrıyor. Baba, annemin bir derdi var, farkında mısın? Olmaz olur muyum? Şimdi üstüne varsak saklar. Ben gece anlarım. Niye öksürdün? Bana bak diye. Baktım, ne olmuş? Bir derdin var, bana söylemiyorsun. İyi işte, ben de deminden beri ne diye sormuyorsun diye şaşıp duruyordum. İyi ya, sordum işte. Demek ki mesele yok. Mesele var. Ne var? Doğan. Doğan mı? Doğan mesele olmaz karıcığım. Aklı başında çocuktur o. Mutlaka boşuna üzüyorsundur gene kendini. Hadi yat artık. İyi. Sıkı dur öyleyse. Doğan'ın ilgilendiği kız var ya. İnci. Patronu Ekrem Bey'in nişanlısıymış. Ne? İki de çocuğu varmış. İlk evliliğinden. Neler söylüyorsun sen Allah aşkına? Doğru mu? Çok da zengin bir kadınmış. Hay Allah, hay Allah. Ne oldu? Nereye gidiyorsun Salim? Çıkıp dolaşacağım biraz. Çok kötü bir durum. Çok, çok. Ekrem Bey onun yalnız patronu değil, en iyi arkadaşlarından biriydi. Öyleydi. Doğan nasıl yapabildi bunu anlamıyorum. Ben de hiç anlamıyorum. Ne kadar güvenirdim bu çocuğa. Ben de. Şimdi ne yapacağız? Bilmem. Selam. 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 Sonunda başardım. Başardın ha? Evet, hallettim. Neyi hallettin? Neyi mi? Nişan işini. Hangi nişan işini? İnciyle canım. İnciyle? Evet. Dün öğle yemeğine götürdüm inciyi. Ağzından girdim, burnundan çıktım. Şaklamanlıklar yaptım. Sonunda razı ettim. Ah be! Razı ettin demek. Razı ettim ya. Bir şey söyleyeyim mi? Ekrem de sevindi bu işe. Hangi işe? Barıştılar. Barıştırdım. Bir dakika. Bu Ekrem Bey'in nişanlısının adı ne dedin? İnci. Ha, onun da adı İnci. Sakın benim İnci'yle karıştırmayın. Yok canım. Karıştırır mıyız hiç? Hiç olur mu öyle şey? Ah canım benim. Yaşasın.
Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Tuhaf, ne olur Allah aşkına. Affedersin Selim, ne oldu bana bilmiyorum. Öyle sevindim ki. Yani Ekrem Bey ile İnci'nin barışmalarına öyle sevindim ki. Şeye benzedi benimki. Hani Nasrettin Hoca'nın... canım oğlum benim. Canım. Canım, canım oğlum. Allah rahatlık versin. Ne oldu annem? Karıştırdık onu. İncileri karıştırdık. İsim benzerliğinden doğan bu karışıklık sona erince... ...Nebahat Hanım faaliyete geçti... ...ve sonunda istediğini elde etti. Doğan İnci... ...bu cumartesi günü eve çaya davet etti birkaç arkadaşıyla birlikte. Uğurlugiller böylece... ...çok merak ettikleri İnci'yi yakından tanıyacaklar. Daha gelmelerine birkaç saat var. Bir temizlik, bir temizlik. En iyisi ben ayak altında fazla dolaşmayayım, sonunda bir kaza çıkacak. Bitti mi? Allah ayaklarım ayrıydı çocuklar. Hay Allah. Nebahat, ben bir şey söyleyeyim mi? Bu nasıl iştir anlayamadım. Hayır, biz kıza görücü gideceğimize, kız bize görücüye geliyor. Ne ilgisi var şimdi? Peki nedir bütün bunlar? Canikom, gençler kendi aralarında toplanıp çay içecekler. Neden leysen? Öyleyse bu temizlik niye? Kıza taktı. Ben karışma. Bu vesileyle de temizlik aradan çıkıyor, fena mı? Ay şaşıyorum, sanki kraliçe geliyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kızı daha evlenmeden bu kadar şımardıysan... ...evlendikten sonra çekeceğimiz var. Bu gelinin elinden. Kaynanalar da amma hevesliymişsin. Nesine kaynanalık edeceğim o maymun suratlini? Ay niye maymun suratlı olsun? Daha yüzünü bile görmedin. Sen gördün mü? Yok. Öyle olmadığını nereden biliyorsun? Abimin zevkine güveniyorum. Doğanın zevkine kaldıysa sen benim üstüme yaz. Daha fol yok, yumurta yok. Boşuna çene yoruyorsun. O da var ya. Ayrıca datacığım sen de göreceksin. Sen de fikrini söylersin. Vallahi ağzımı açmam. Ağzımı açarsam ara bulayım. Neden? Ben Doğan'a kızgınım. Neden? Ne yaptı gene sana? Hayır, daha ne yapacak? Sanki etrafta eşte dostta kız kalmamış gibi... ...sen git ta yedi mahalle öteden kız beğen. Anlaşıldı, anlaşıldı. Senin Doğan için gözüne kestirdiğin biri var galiba. Bir tane mi var? Söylesene, söylesene. Söyle birini, ne olur. Hadi, birini. Söyle. Senin dilinin altında biri var ama söylemiyorsun. Ay kimden korkacağım, söylerim tabii. Söyle. Mesela Şahziyar'ımın kızı Handan mı? O sözlü dadıcığım. Ay. Yeminli diye. Aman, nesi var Handan'ın? Arap gibi. Ayol, nesi? Terbiyesiz. Gelsin terli kafana. Ayol, nesi yok kızın? Hamer adliye var. Ondan söyleyeceğime. Günör makinası var. Ay nereden çıktınız beyefendi? Aşk olsun, yüreğimi oynattınız. Ne gidiyorsunuz öyle sessiz sessiz fantoma gibi? Hoş geldin hayatım. Yalnız hoş gelmedim, tam da zamanında geldim. Bacı niye Handan'ı istiyor, anlamadınız mı? Daha keşfedemedik. Handan gün ölme makinesi aldığı zaman yeni hevesle bir şeyler örüp örüp bacıya getirdiydi ya. Ay aman ne münafıksınız beyefendiciğim. Vallahi sizin kalbiniz çürümüş. Gelin o olursa bu hediyelerin sonu gelmez tabii. Değil mi bacı? Seni koca çıkarcı seni. Ne kadar beyefendicim. Benim inci kolyemi ardını severiniz de bendenize güleyim efendim. Hay Allah. Gördün mü sen şimdi? siz ona kontra, o size kontra. Vallahi unuttum, vallahi unuttum. Dur, dur, dur. Bunu bana ver. Bunu bana ver de babacığının kahvesini sen yap. Peki. Çünkü incim gelene kadar benden kahve filan beklemeyiniz efendim. Deminden beri kız için söylemediğini bırakmadın. Ne çabuk incin oldu. Aman ben onu mu söylüyorum kız? İnci kolyemi söylüyorum ben. Yalnız kahve dediği beyefendicim. Yarın yapacaktım, pek seversiniz. O midyeli lahana sarmasını da yapmayacağım efendim. Ya benim tombul kara kedimi kızdıran pençesine de razı olmalı. İnci'yi ben de merak ediyorum. Belki de bacı haklıdır. Eğer bacı haklıysa siz seyredin gümbürtüyü. Çok eğlenirim.
Çocuklar biliyor musunuz? Bu doğa var ya. Aman küçükken bir yaramazdı, bir haşarıydı anne tamam. Hiç unutmam. Bir gün benim kucağımı ıslatmıştı. Çok şirin çocuktur evladım, pek severdim. Teşekkür ederim. Kız, bana bak İnce Hanım. Buyurun efendim. Bu senin kolundakiler sahici mi? Bunlar mı? He. Evet efendim, sahici. Aman dikkat et evladım çalarla. Aldırmayın çocuklar. Benim bacım böyledir işte. Dikkatlidir, hiçbir şeylerini çaldırmaz. Değil mi bacıcığım? Ha, değil mi? Hadi anneciğim, geldiler. Öyle mi? Geldim canım, geldim. Çabuk ol ama. Bacım baş köşeye oturdu, kızı da göz hapsine aldı. Gel de çıkar şunu. Anlaşıldı, anlaşıldı. Çok güzelsin anne. Ay, 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 ay. Eteğim takıldı. Bir şey olmadı ama değil yo, mi Türkan? Yok, olmadı. Allah Allah. Deli çocuk. Ve annem. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Berin, Orhan, Fatoş, Ali ve İnci. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Aa, buyurun, buyurun. Rica ederim, buyurun. Oturalım. Keyfinize bakın çocuklar. Hadi dadı, hadi biz de gidelim işimize bakalım. Hadi güzelim, hadi. Ne güzel oturuyorduk ayol. Allah Allah. Çocuklar, biliyor musunuz bir gün... Nasıl kıydım yani, aman. Ama bir kızdım, ne başı duana anlatamam yani. Neden, ne yaptı çocuk sana? Herkesin içinde bana labalilik yapıyor, densiz. Ayol, ben de büyük annene sayılırım. Haksız mıyım Allah'sa? Kız gelince heyecanlandı herhalde. Sen onun kusuruna bakma dadıcığım. Dur. Sana da kızgınım. Aa, neden? Ben ne yaptım sana? Ha, gelip seni oradan kaldırdım diye evet mi? Evet de ya. Tam en güzel yere mevzilenmişim kızı. Böyle göz altına almışım. Rap rap geldin, aldın beni, çıktın oradan. Üzülme, üzülme canikom. Fırsat çok. Çayları tazelerken bakarsın, toplarken bakarsın. Evet, canım valla içime su serpildi. Girip çıkıp girip... sen ne yapacaksın? Anlamadım. Aklıma bir şey geldi. Ben girip çıkarken ben kapıyı aralık bırakırım... sen de aralıktan bakarsın, tamam mı? Aman dadıcığım, kapı arkasından kız gözetlenir mi hiç? Gerekirse girer, 5-10 dakika oturur. Yok efendim, öyle şey yok. Ben de girer, seni kaldırırım. Ah seni, ah! İlle intikamını alacaksın değil mi? Oh, kara burnam seni! Salih! Ben de sizi arıyordum. Kolay gelsin beyefendiciğim. Pardesin sırtında, nereye böyle? Ben şöyle bir dolaşıp geleceğim. Aa, kaçıyor, kaçıyor. Bizi görmeden mi ayol? Zamanı gelince görürüz. Ayol, olur mu öyle şey? Demlenmiş, dönüşte içerim. Bana bak Salimciğim, gecikme olur mu? Olur, olur. Gecikme. Aman ne meraksız adam! Ben meraktan yerimde duruyorum, yamuşum kalkıyor gidiyor. Ben şu pastaları yukarı götüreyim bari. Hayır dadıcığım, bana götürme. Bana götüreyim, gel, yazık! Ay canım, acıkmış derdi hayır, çocuklar. Hayır, hayır, yok, yeteri bari kadar var, rica hayır, ederim. Götüreyim. Hayır dadı, rica ederim, otur oturduğun yerde. Hemen iyi be! Al gelininin başına çek. Aa, ne oluyor sana Allah aşkına? Bu evde de herkes bana yükleniyor, küsüyor. Ne oluyor kız sana? Ya ben biraz sesimi yükselttim mi ne oluyor kız sana değil mi? Hiç alışık değilsiniz. Al, 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 al. Al benim kara mırnavım. Al, küsme sen. Ben de ye. Yerim, yerim. Bu
Doğan İnci ile arkadaşlarını iskeleden uğurlayacak. Bakalım evdekilerin kanaatini. Ben çok beğendim, çok çok. Salim, sen Türkan? Ben de çok beğendim. Doğrusu benim içim çok rahatladı, çok. Geçiyor yo, şaşkınlığın teki. Aa, hiç ilgisi yok, hiç öyle değil. Dadıcığım, çok terbiyeli kız, çok. Hemen, onun gibisine yere bakan yürek yakan derler. Aman dadı. Okumuş, üniversiteyi bitirebilmiş, evet, çok evet. İlgili kız. Evet, kim bilir ne okularlıklar etmiştir orada. Keşke sen de görseydin Salimciğim, sen de severdin. Hemen bırakınız beyefendiciğim Allah'ın. İyi ki görmediniz, vallahi keyfiniz kaçardı. Aman ne menfisin dadı. Sen de ne biçim görümcesin be? Niye? Haa, görümce dedim, biraz kendini sater. Sen hemen yürüşüverdin, elin zıttırık kızına. Haksız mıyım beyefendiciğim vallahi sen? Vallahi bizim oğlan kızdan yakışıklı. O başka tabii dadıcığım, yani o benim oğlu. Aman dadı sen de. Geldi işte. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin abi. Gel İyi bakalım, akşamlar. Gel. Ne o? Senin ağzın niye kulaklarında benim öyle? Benim mi? Yok benim. Ay canım oğlum. Nikahıma kıydınız tabii. Annem düğününüzü yaptı da neredeyse balayına çıkacaksın. Evet. Hadi oradan geveze sen de. Türkan doğru söylüyor. Burada gelin diyor, polozom kalktı. Hadi canım. Çok evlendirme meraklısıdır o tonton. Ben onu Beyoğlu evlendirme dairesine nikah memuru kaydettireceğim. Evet, seni kıyak. Evet abi, topun ağzında sen varsın. Evet. Kıysın, alsın hevesini. Bizim İnci sükse yaptı mı bari? Ben çok beğendim oğlum, çok. Türkan da Mete'de Ede bitiremiyor. Ya sen bacı? Beni geçiyordum. Nasıl yani? Çekiver kuyruğunu. Demek atasözleri her zaman doğru çıkmıyor. Ne demekmiş o? Hiç. Kalp kalbe karşıdır derler ya. Burada tutmadı. Tutar. Ne demekmiş o? O senin kuyruğunu çekmek şöyle dursun. Seni çok sevmiş. Ayrılırken bu hediyeyi benim için kendisine verir misin dedi. Dedi. Hadi yalancı. Ben İnci kolye. Sen kürsüz anlattın ona. Ver bakayım ver. Ver. Anlarsın ben. Ver bakayım. Anlarım ben. Çocuklar ben size bir şey söyleyeyim mi? Aslında benim gözüm tuttu da kızı sizin ağzınıza aradım ben. Hiç de fena bir kıza benzemiyordu. Bak. Gönül almacını da biliyor Köftör. Aman dadı, yani değil sen mi? De az değilsin. Değil bir inci kolyeye sattın kendini. Canım!